Merhabalar. Ben Zeki Yeşildağ'ın, Hasan Yeşildağ'ın 1/3 ortağıyım. Tabi ortağım demekle ortak olunmuyor. Şimdi size onu anlatacağım. Üzerimize kayıtlı olan, başkalarının üzerine kayıtlı olan, yurt dışındaki otellerimiz, gayrimenkullerimiz, her şeyin, bugünkü dahil, her şeyin 1/3 ortağıyım. Başlangıçtaki size ilk sermayemizi anlatayım. Sene 1994. Hasan Yeşildağ İsviçre'de fabrikada işçi çalışıyor. Zeki Yeşildağ da belediye meclis üyesi. Yeni olmuş. Belediye başkanı Tayyip abi. Zeki Yeşildağ Tayyip abinin danışmanı aynı zamanda. Hasan Yeşildağ İsviçre'den geliyor. Diyor ki Zeki, ben üçümüz toplantı yapıyoruz, konuşuyoruz. Burada diyor birisi var diyor. İsviçre'de diyor. Onun diyor buradaki adamın diyor, olacağı var diyor. Onun diyor oğlunu diyor alacağız, kaçıracağız yani. Karşılığında bize diyor işte o da parasını alacak, 3 milyon dolar verecek diyor. Zeki ya güzel iş diyor falan. Bundan sonra tamam diyor, nedir ne değildir işte bilgileri veriyor. Elinde Hasan Yeşildağ gelirken işte çocuk kimdir, iş yeri neresi, adres neresi falan. Onlar da geliyor. Biz Hasan Yeşildağ'la o bilgiler doğrultusunda keşif yapmaya başlıyoruz. Önce gidiyoruz çocuğun evinin olduğu yere, sabah erkenden yatıyoruz. Çocuk dediğim 19-20 yaşında falan yani. Bekliyoruz, çocuk sabah arabasına çıkıyor. İşte onu takip ediyoruz, hangi güzergah, hangi diyor iş yerine. İş yerleri kapalı çarşılar, döviz büfeleri var. İşte kuyumcu dükkanları var. Hali baktığı yerinde insanlar. Babasının İsviçre'deki bir adama borcu var. İşte akşam bekliyoruz çıkışta, eve nasıl geliyor? Ondan sonra gece bir yere çıkıyor mu? Gece bekliyoruz işte. Sonra geliyoruz Zeki'yle işte toplantı yapıyoruz. Böyle oldu, şöyle oldu. Bunu birkaç gün yapıyoruz. İşte Hasan Yeşildağ tekrar gidiyor fabrikada çalışmaya. Tekrar geliyor. O arada ben görevlendiriyorum. Ben aynı görevi yapıyorum. Güzergah üzerinde başka yerlerde bekliyorum falan. Daha sonra uygun yer neresi diye beklerken Kasımpaşa Caddesi'nde trafik sıkışıyor. İşte orada alacağız diye karar alıyoruz. Peki nereye kapatacağız bunu? Akrabamız var Mustafa Bilgin, değerli bir insan, işi de çok iyi bir hanımefendi. Petrol işiyle uğraşıyor, petrol toptan satışı yapıyor, benzin istasyonları var. Bunun olimpiyat stadının oralarda, tam lokasyon ismini bilmiyorum, bir tane çiftliği var. Zeki diyor ki, ya Mustafa abi diyor, Hasan abim gene diyor eski davalarından diyor, bir mevzu çıktı diyor. Birkaç gün diyor çiftlikte kalması lazım diyor. Adam da hay hay tabii ne demek diyor ya buna. Ondan sonra o gidiyor onun anahtarını alıyor falan. Gidiyoruz çiftliğe bakıyoruz. İşte çok böyle o zamanlar oralar yapılaşmaya açılmamış. İşte toprak yollar, biraz da sonbahar falan mevsim. Çamurlu mamurlu falan. Uzatmayayım. Biz çocuğu akşam çıkışta iş yerinden çıkıyor arabasıyla. Kasımpaşa'da trafik sıkışıklığında Zeki Yeşildağ'la Hasan Yeşildağ'la arabadan iniyor. Ben üçümüzüz, ben arabayı kullanıyorum. Bunun arabasına biniyorlar. Polis diyorlar. Devam et diyorlar. Ben de arkalarından gidiyorum. Uygun tenha bir yerde çocuğu alıyorlar. Benim kullandığım arabanın bagajına atıyorlar. Ondan sonra Zeki çocuğun arabasını alıyor. Büyük bir bilinen otoparka bırakıyor. Ben Hasan Yeşildağ'la beraber çocuğu götürüyorum. Çiftlik evine koyuyorum. İşte çocuğun başında ben kalıyorum. Bunlar gidiyorlar. Daha sonra o gece sabaha karşı Hasan Yeşildağ'la Zeki Yeşildağ iki araba geliyorlar. İşte adam aramış, tamam demiş, aman demiş çocuğuma bir şey olmasın falan filan söz demiş. Çocuğumu bırakın demiş falan filan. Zeki Yeşildağ'la Hasan Yeşildağ'ın kullandığı arabanın bagajına koyuyoruz. Doğan'le bu arada Zeki Yeşildağ'ın arabası Doğan'le. Benim arabam Mazda 626. Ben de onlar arkasından takip ediyorum. Giderken arabanın bunların lastiği patlıyor. Çocuğu benim arabanın bagajına koyuyoruz. Zeki arabanın başında kalıyor. Dağ başı, izbe bir yer yani. Biz de gidiyoruz işte uygun bir yere bırakıyoruz. Bu işin karşılığında daha sonra şey, Hasan Emel isim şeye gidiyor. Adam geliyor, para alınıyor. Hasan oradan 3 milyon dolar para alıyor. Tamam, 3 milyon dolar. Yani bugünün parasıyla ne yapıyor? 60 milyon TL falan yapıyor. İyi para. 1 milyon dolarıyla Zeki Yeşilhan 1989 yılında İsviçre'de dolandırdığı bankalar var. İsviçre'de aranıyor. 89-2000 arasında Zeki Yeşildağ İsviçre'de öğrendi.
bayağı aranıyordu. O parayı ödüyoruz. 1 milyon doları. Bayağı Zeki Eşit'in araması kalkmıyor. 2000 yılına kadar hiçbir şeye gidemedi. 2 milyon doları da sermaye yapacağız diye orada bankaya koyuyor Hasan Yeşil'de. 2 milyon dolar başlangıç için iyi bir sermaye değil mi? Ondan sonra bizim başlangıcımız bu. Yani ne yapıyoruz peki? Hemen 95 senesinde Tayyip abi bize bir şirket kurun diyor. Belediyeden iş alın diyor. Ermet İnşaatı kuruyoruz. Başkalarının üzerine. Hala devam ediyor bu şirket. Kim bunlar? İşte birisi Dolapdere'de oturuyor. Metin Yılmaz diye. Okuldan yeni mezun olmuş. Mimar bir çocuk yani. Babaları terk etmiş. Çok zor durumda. Garip kurabi bir çocuk. Diğeri yine Yeni Bosna'da, o da parasız pulsuz bir çocuk. Zaten parası olsa o tarihlerde, şimdi de öyle, Yeni Bosna'da oturmaz değil mi yani? Daha iyi bir semtte oturur. Bu şirket şu anda, ilk başta işte bu şirketle belediyenin park bahçe düzenlemesi falan filan gibi işler alıyoruz biz böyle. Bu tip işler alıyoruz. Bu böyle 2004 yıllara falan kadar devam ediyor. Ondan sonra Mustafa Erdoğan bu şirketin %50 ortağı oluyor. Ondan sonra işler büyüyor. Bu şirketin %50 gizli ortağı Mustafa Erdoğan'dır. Hala Metin Yılmaz da Erdoğan Coşkun üzerindedir. Daha sonra Ulus Parkı'nı alıyoruz. Ulus Parkı'nı eşimle ben yapıyorum. Ulus Parkı'nda hiçbir şey yoktu bildiğiniz park. Arabaların işte geldiği işte bir tane baraka var, orada tost satıyoruz, çay kahve satıyoruz falan. Aşağıdaki o kapalı mekan, kafe falan yok. Eşimle beraber biz orada yıllarca uğraştık yaptık. Hasan Yeşil'den çünkü o tarihte fabrikada işçi. Mecburen gidip mesaiye girmesi lazım. Zeki Yeşil Dağ'da belediye meclisi üyesi olduğu için parka gelemiyor. İşte belediyenin alınmış yani. O tarihlerde tabii daha böyle basın var, demokrasi var falan filan. Korkuyorlar dışarıda. Ondan sonra biz ne yapıyoruz? Dolapdere Toteli yapıyoruz. Dolapdere Totel bizim. İşte içinde bir otopark işleten kiracı var. Onun işte hava parasını veriyoruz. Yer kilise vakfına ait. Ama içindeki adam yıllardır orayı benzin istasyonu yapmak için uğraşıyor. Ruhsat vermiyorlar. Biz tabii alır almaz Tayyip abi güzelliğini yapıyor. Hemen ruhsat veriyor bize. Hatta o konuyla ilgili o arkadaş basına da açıklamalar yaptı. Biz orayı benzin istasyonu yaptıktan sonra. Sonra İDO, deniz otobüslerinin işte büfelerinin işletme işini alıyoruz. O zaman Binali Yıldırım işletme genel müdürü, Tayyip abi belediye başkanı. Çok zor olmuyormuşlar yani. Hasan Dağcı, Mehmet Nuri Yazıcı'nın üzerine alıyoruz. Biz gizli ortağız orada. Fakat oranın ilk alınıştaki şirket benim de ortak olduğum, işte ticaret sosunda kayıtlı olduğum su işi yaptığımız, işte su fabrikası kurduğumuz, tankerler aldığımız falan filan. Ali Yıldırım'ın Deniz Atlı'ya bir şirketi var. Onun üzerine kuruyoruz. Bunların şirketi olmadığı için. İşte Hasan Dağcı'nın, Mehmet Nuri Yazıcı'nın. Daha sonra Kuruçeşme Hap olarak geçen şimdiki şu anda kafeyi alıyoruz. Tam böyle Sorti'nin karşısındadır sahilde. Ortaköy Kuruçeşme'de. Orayı da nasıl alıyoruz? Hasan Yeşil Dağ'da Tayyip abi Pınar Hisar'da. Orada işte orası bitiyor. Ben biliyorum. İşte Zeki Yeşil Dağ'a götürüyorum. Bak burada böyle bir yer var diyorum. Zeki Yeşil Dağ'a bakıyor, o zamanlar kapalı. İşte orada şimdi mekanlar var yani. Yaz kış iş yapıyor orası. Ya burası iş yapar mı diyor. Olur mu? Demek ki karşısındayım. O zamanlar Paşa Disko'ydu. Henüz ondan sonra Layla oldu, şimdi Sorti falan. Çok ünlü bir yerdim yani burası. İşte yan tarafta dedim Reyna var. Hemen yan tarafta Zihni var. Daha sonra Bilek oldu falan. Buralar dedim yani yazın eğlencenin kalbinin attığı yerler falan. Orayı alıyoruz. Hatta içinde işgalciler var. Ben işte gidiyorum onlarla. Gerekli uygun dille konuşuyorum, onları çıkarıyorum. Sonra ne yapıyoruz? İstanbul Minyatürk. Kuruçeşme'deki İstanbul Minyatürk yapıyoruz. Gene gizli bir şirket üzerine yapıyoruz. Bunların hepsi, o zamanlar tabii iktidar değiliz. Yani, değil mi? Henüz devletiz diyemiyor bunlar falan filan. Belediyenin işleri olduğu için gizli ortaklarla başkalarının üzerine yapıyoruz. Sonra Antalya Mini City alınıyor. Antalya Mini City'de Hasan Dağcı, Zeki Yeşil Dağ'ın üzerinden detay inşaatla alınıyor. Nerede alınıyor? CHP Belediyesi'ne alıyor. Yap işlet işte diye alınıyor. Fakat Antalya'da şöyle bir şey oluyor. Ben o işe karşı çıkmışım hatta. Antalya yazın 50 derece. Koca bir alan yani minyatür. Yerini yapmışsın. İşte koca alanı, açık alanda insanlar gezecek falan. Yani o minyatürleri gezip dolaşıp bitirene yani ölmezse, bayılmazsa madalya takmak lazım. Çünkü Antalya'da deniz bile boşalıyor gündüz vakti yani. Saat işte 12 ile 3 arası falan. Girmeyin diyorlar, veriyorlar. Hatta orada şöyle bir şey oluyor. Orası zarar ediyor.
İstanbul çok iyi iş yapınca İstanbul'a biz sadece işçiliğini yapıp belediyeden işçilik parası alıyoruz. Ama bunların tabii maymun iştahlı olduğu için bu işte çok iyi iş para var diyorlar. Gidiyor bir tane Antalya'da yapıyorlar. Antalya sıcak olmuyor. Belediye işte geri vermek istiyor. Belediye olmaz kardeşim diyor. Biz seninle anlaşma yaptık diyor. Sen diyor her benim paramı vereceksin diyor. İmkanı yok. Kimse gelmiyor ya. Kimse gelmiyor. Restorantı var, kimse gelmiyor. İnanılmaz sıcak boşalan bir yer. Biz de ne yapıyoruz? İşte Tayyip abi iktidar olduktan sonra Antalya Belediyesi Menderes Türel'e AK Parti'ye geçiyor. İşte Tayyip abi Cengiz İnşaat'ın Sungate Otel var. Orada bir konferansa gidiyor. Tamam mı? İzleyeceğiz böyle böyle. Tamam diyor Antalya'ya gelin diyor halledelim diyor. Gidiyoruz işte Hasan Yeşil'de. Ben, Hasan Dağcı, Zeki Yeşil'de gelmiyor. Bekliyoruz işte o konferansın olduğu otelde görüşeceğiz falan filan diyor. Hatta orada şöyle bir şey oluyor. Ben tabii çok şey yapmadığım için, bu tür şeylere katılmadığım için sohbet ediyoruz falan filan. Bir hareketlenme oldu, geliyor mu dediler tamam mı? Bir anda 3 metre insanlar öne gitti, ben arkada kaldım falan. O ara Tayyip abi gördü. İşte uzun boylu, ben de bir 85 boyluyum. Ali abi dedi gelsene dedi falan, işte koluma girdi falan. Acayip de havalı oldu. İşte Mehmet Cengiz arkada, işte hepsi arkada falan filan geliyorlar falan dedi. Abi girdik işte konuş ne haber, ne yapıyorsun, ne var diyor, işler nasıl bilmem ne falan filan. Tayyip abi beni gördüm, işler nasıl? Çünkü işlerin başındaki adam benim yani. Pınar Esra'da gittiğimde aynı şeyleri soruyor. İşler nasıl, ne var ne yok falan diye. O kongre için içeriye girdi. Biz de girdik onunla. Baktım yani çok garip bir durum oldu. Bir sürü uluslararası kongre. Biz orada ayakta kaldık falan. Ben de çıkalım dedim. Masanın da çıktık. İşte Mehmet Cengiz, Ali Erdoğan işte. Yani Hasan abi. Hasan Dağcı geldi hatta Ali Erdoğan kovdu onu. İstirlen dedi falan filan dedi ona. Ondan sonra. Şimdi söyleyeyim. Hasan Dağcı da ayrı bir yerde oturdu. Onun da öyle bir hikayesi var. Sonra Yapı Yapı'yı kurduk. Yapı Yapı'yı kurduk. Yapı Yapı'nın %50 ortağı Bilal Erdoğan. %25 bizim. %25 Zafer Yıldırım'ın. Zafer Yıldırım işte mahalle müteahhitler. Bakmışlar. Geldi birkaç sene oturdu ofiste falan. İşte çıkış arıyor da. Yapı Yapı'yı biliyorsunuz. İnanılmaz işler yapıyor. Millet bahçeleri, havaalanı, yollar, mollar, hipodromlar yani. Niye bu kadar hızlı büyüdü? Çünkü Bilal Erdoğan %50 ortağı. Yani, abinin şeyi. Hasılı işte, ya bu liste böyle gider işte. Aradan Bebek'te bir kafe aldık. La Siren, Bebek La Siren tam iskelenin yanında denize sıfır işte. Böyle böyle. Sermayemiz ne? Biz, üçümüz, Zeki Yeşildağ, Hasan Yeşildağ ve ben. Bak ben kendimi şöyle kahraman gibi göstermiyorum. İçindeyim, içindeyim. Ne demiştim? Bilmediğim, içinde olmadığım, kanıtlayamayacağım, hiçbir şey konuşmayacağım. Sermayemiz o 2 milyon dolar. Her şeyi ne yaptık onlar. Hatta Zeki Yeşildağ'a da bir kıyak yaptık. Bunlar bankalara dolanmışlar ya, aranması var falan. Onun borcunu ödedik. Kurtuluş son olarak da bir tane halsamız vardı ya. Olimpia Spor Tesis. Herkes biliyor. Pardon. Şimdi size Hasan Yeşildağ'la Zeki Yeşildağ kimdir onu anlatacağım. Niye anlatacağım? Çünkü ben piyasada yokum ya şimdi. Aranıyorum, aranıyorum. Arkamdan tutuyorlarmış. Bir sürü şey söylemiş. Ben önce onu anlatayım, onları da anlatayım. Yalnız bu adamlar şu anda medya patronu. Türk medyanın sahipleri. Kanal 24, 360, Kanal 4, Akşam Gazetesi, Star Gazetesi, radyolar var, dergiler var, tamam mı? Türkiye'nin şu anda 3 büyük medyasından birisi bunlar. 1980 öncesi Hasan Yeşildağ, Zeki Yeşildağ, Fahri Kasırga. Bunlar işte orayı burayı bombalıyorlar. İnsanlar ölüyor, insanlar sakat kalıyor. Bu işleri yapıyorlar. Fahri Kasırga kimdir? Fahri Kasırga sarayda aslında Tayyip Erdoğan'dan sonraki en önemli adamdır. Hukuktaki ne kadar pis iş varsa, adaletsiz iş varsa, hukuk varsa bütün bu işlerin organizatörü arkasındaki adam Fahri Kasırga'dır. Ama o fare gibi tamam mı? Saklanmayı sever. Değerli annenin çocuğu Fahri Kasırga. Onu daha sonra yine anlatacağım yani. Oğlu da bizim ortağımızdır aynı zamanda şu anda. Ortağımızdır yıllardır. Yazılım işleri yapıyoruz. E-Devlet falan gibi. Büyük bir yazılımlar kadar basit şirketlere falan değil. Bunlar 100 milyonlar, 200 milyon dolar, 300 milyon dolar büyük işler yani. Tamam. Devletle iş yaptığımız rakamlar büyük aslında. Başka ne oluyor? Ha şunu da baştan söyleyeyim. Ben ilkokula gidiyorum. İlkokul 5. sınıfa gidiyorum. Bak hepiniz 5. sınıfa giden bir çocuk
gözünüzü de getirin. Varsa ailenize, akrabanıza veya bir ilkokula giderken. Beşinci sınıfa gidiyorum yani. Kurtuluş'ta biz işte Kurtuluş'un ortasında oturuyoruz falan. Bu oturduğumuz işte bina bizim. En üst katta oturuyoruz. Çatı katı Hasan abimin deposu. Silahlar orada, bomba malzemeleri orada. Bomba malzemelerini bazen yapıyor işte bir şey olmaz diyor falan hazırlıyor evde. Bomba malzemelerini, bombayı benim çantama koyuyor, okul çantama. Bana bunun eğitimini veriyor. Diyor ki buradan Pangaltı'na yürüyeceksin. Oradan diyor Harbiye'den diyor Beşiktaş dolmuşuna bineceksin. Oradan diyor Üsküdar'a geçeceksin. Bu adrese vereceksin. Oldu ya polis durdurdu. Ne oldu? Son ana kadar çantam, okul çantam bakın diyeceksin falan filan diyor. Bir şey olmaz diyor. Sen çocuksun diyor. Aramazlar falan filan. Bana bunun eğitimini veriyor. Aşağılık adam bana çarpım tablosunu öğreteceğine işte bunu söylüyor. Sonra 80 ihtilal oluyor. İşte asayişliler İsviçre'ye kaçıyor. Bir süre sonra hemen Zeki Yeşildağ'da gidiyor. Hatta İsviçre'de şöyle komik bir olay oluyor ilk başta. Bunu anlatayım yani. Gerçekten komik bir olay. Şimdi bunlar İsviçre'ye kaçıyorlar Asay Yeşildağ. Başka ülkücü arkadaşlarla kaçıyorlar. Orada buluşuyorlar falan. 5-6 arkadaş parkta oturuyorlar onlar. Polis bakıyor hani buradaki Afganlar gibi düşünün. Suriyeliler gibi düşünün yani. Farklı tipler tamam mı? Pasaportlar diyor beyler. Kimlikler diyor. Bunlar pasaportlarını çıkıyorlar. Hasan Yeşildağ'da İtalyan pasaportu var. Birinde Fransız var. Birinde işte İngilizce var. Birinde İran pasaportu var ama hiçbiri pasaportunun dilini bilmiyor. İşte. Hasan Yeşildağ soruyor işte. İsviçre'de şöyle 3 dil kullanılıyor. İtalyanca, Fransızca, Almanca. Polis bunların hepsine hakim. İtalyanca bir şeyler soruyor. Hasan Yeşildağ işte olmayan İngilizcesiyle diyor ki ben diyor işte şunu demek istiyor aslında diyemiyor da ben işte konsoloslukta diyor büyüdüm diyor. Konsoloslukta işte falan ailem yaşıyordu diyor. Ben diyor İtalyanca bilmiyorum diyor. Ulan gerizekalı. Konsoloslukta Amerikan konsolosluğunda Türkçe mi konuşuyorlar veya İtalyan konsoloslukta Türkçe mi konuşuyorlar? Konsolos işte kendi dillerini kullanıyor. Bir de yani düşünsene İtalyanca İtalyanca bilmiyorsun işte. Bir şeyler de öğrenmiş işte. Sallıyor oraya, mallıyor oraya falan diyor. Polis de tamam diyor. Sallıyor oraya gel bakayım sen buraya diyor. Onu alıyor. Ondan sonra. İşte İngiliz, Fransız alıyor. İranlı olan yırtıyor. İranlıya soruyor İngilizce bir şeyler. İranlı başlıyor bildiği duaları konuşma dilinde anlatmaya. İşte soruyor adam. Adam diyor ki kul huvallahu ehad diyor. Lem yulid ve lem yulid. Ve lem yekun lehu küfen ehad. Polis tabii anlamıyor. Bir şeyler daha söylüyor. İnna ateynekel keser diyor. Feselene kemer hani inna aşanin kerepler diyor falan. Bakıyor iyi Arapça konuşuyor. Tamam sen git diyor. Tamam o yırtıyor. O kurnazmış yani. Bizim kişi sallıyor, emalliyor, polis onu alıyor. Sonra siyasi sığınma talebinde bulunuyor. Tamam canlar İsviçre'den ayrılmayacaksın falan. Tamam. İşte siyasi sığınma talebi alıyor. Zeki de onun yanına gidiyor. Zeki de onun yanına gidiyor. İsviçre'ye. Tabi bunlarda dil yok. Diploma yok. Para da yok. Bu arada şunu da söyleyeyim. Zeki Yeşildağ'ın lise diploması, hani bunlar da klasiktir ya, sahte. Ortaokul mezunu, sonradan girdi, işte 30'lu yaşlarında falan, yerine başkasını soktu. Devam edelim. Zürich'te ilk iş ne yapıyorlar? Para yok, kimse tanıdık yok, akraba yok, eş yok, dost yok, amcaoğlu yok, teyzeoğlu yok falan yok. Kapkaç yapıyorlar. Topal Zeki giriyor, daha genç, daha iyi koşar falan filan. Ama orada işte kredi kartı çok önceden yangın olduğu için para çıkmıyor çantalardan falan. İşte o kartları da değerlendiremiyorlar. Olmuyor. Sonra işte gece yarısı kovboy takılıyorlar. Ondan sonra. Ama geylerle yani. Gece yarısı kovboy takılıyorlar ama o işte de parayı bulamıyorlar. Ondan sonra tabii tabii. Ama ekonomik şartlar davranışı belirler. Yani biraz da karakterine bağlı tabii bu. Yine devam edelim. Torbacılık yapıyorlar. İşte İsviçre'de o zaman işte Hasan Yeşildağ Zekici anlattığı için biliyorum. Uyuşturucu içmek serbest. Hatta devlet uyuşturucu içen çocuklara işte birbirlerine AIDS bulaştırmasınlar diye o zaman AIDS diye bir hastalık var. Şiringa dağıtıyormuş falan filan kızlar. Aa burada da piyasa var. Bizde de öyle yapalım. Bunlar başlıyor torbacılık yapmaya. Bir arkadaşlar yakalanıyor. Bunlar korkuyorlar tabii. O işten hemen bırakıyorlar, kaçıyorlar. Ya bunlar var ya. Bunlar hırsızlık ruhunda var. Anlatıyorlar bir de. Bunlar dağa çıkıyorlar. Millet kayak yaptığın zaman işte sürekli kayamıyorsun. İşte mola veriyorsun, kayağı saplıyorsun orada karlara veya şeye, bir yere yaslıyorsun, içeri kafeye giriyorsun, yemek yiyorsun, sohbet ediyorsun falan filan. Milletin kayağını çalıyorlar ya. Bir de bunu Zeki Yeşildağ, işte o 90'lı yılların ilk başlarında
halı sahada oturuyoruz. İşte esnaf arkadaşlarımız geliyor, o geliyor, bu geliyor. Orada anlatıp gülüyor. Hasar anında çıkıyorduk diyor. Orada diyor en iyi kayıkları çalıyorduk diyor. Kayarak diyor aşağı iniyorduk. Aa yapıyor. Bir gün dedim ki ya bak bu yaptığınız hırsızlık. Ya bu dedim camiden ayakkabı çalmak aynı şey ya. Sen bunu niye yapıyorsun? Aa öyle mi dedi. Tabii tabii. Bunlar işte camiden ayakkabı çalan adamlarla aynı kayıklar. Evet. Ne yapıyorlar? Yaşlı ve çirkin kadınları evlenme vaadiyle kandırıp dolandırıyorlar. Hatta bununla ilgili bir iş kazası yaşıyorlar. Anlatayım size. Şimdi bunlar parklarda takılıyorlar. Bakıyorlar bir tane genç kız var. Tamam mı? İşte köpek gezdiriyor falan filan. İşte bir bakıyorlar ki Türk. Hemen asayişinde topa giriyor işte. Merhaba, merhaba işte nasılsın falan filan işte. O da genç kız. İşte benim durum şu diyor, bu diyor falan işte. Acındırıyor kendini falan filan. Kız bunu ailesiyle tanıştırıyor. Babası çok böyle milliyetçi bir adam, tamam mı? Seviyor bunu işte falan filan. Eve gidiyor, geliyor falan işte. Ciddiyim diyor işte. Niyetini o şekilde gösteriyor falan. Kıza diyor evlenelim diyor, tamam diyor, ev kuralım, bark kuralım diyor. Kızın 50 bin frank, İsviçre frank parası var, bunu alıyor, kaçıyor. Adam da gidiyor, oradaki ülkücüleri buluyor. Diyor ki kardeşim, ben bu adama diyor ülkücü diye sahip çıktım diyor. Bu şerefsiz diyor, böyle böyle yaptı diyor. Ya biz diyor, namuslu insanlarız diyor. Nasıl bir iş diyor falan filan. Abdullah Çatlı. Hasan Yeşil'den çağırıyor. Bak, şöyle düşünmeyin. Ya Abdullah Çatlı rahmetli oldu, atıyor. Hayır. Orada bulunan, şu anda Türkiye'de yaşayan, o olayın esnasında orada bulunan, yani Çatlı racon keserken orada bulunan Türkiye'de yaşayan insanlar var. Yani ben burada öyle çalak adam milleti boklamıyorum. Abdullah Çatlı diyor ki bak diyor, senin diyor, aynen şu kelimeyi kullanın. Senin diyor üzerindeki diyor ülkücü elbiseyi çıkarırız diyor. Burada çırılçıplak kalırsın, bedelini de ayrıca ödersin. Git bir adamın namazını temizle. Gidiyor. Kızla evleniyor, o 50 bin frankla işte ev tutuyorlar, düşüyorlar, düzüyorlar, Zekidane evde yaşıyor. Bir fabrikaya gelip çalışıyorlar. Aradan 2 yıl geçiyor. Çatlı faktörü ortadan kalkılıyor. Zeki Yeşil'den bir gün evde Hasan Yeşil'den yanında. Yani Hasan Yeşil'den hanımı, yengemi dövüyor. Ama inanılmaz dövüyor yani. Ağzını burnunu kuruyor, yerden yere vuruyor falan filan, tamam mı? Biz şimdi gidiyoruz diyor, geldiğimizde bu evde seni görmeyeceğiz diyor. Bak bunu Emine Hanım da biliyor. Yani yengemi tanıyan herkes biliyor. Yengem delikanlı bir kız. Herkese anlatır. Unutmuyor. Bu Zeki benim ağzım burnunu kırdı, yerden yere vurdu, attı. Hırsız bankalarda dolandırdı diyor. Biraz böyle dobra bir kadındır yani. Kimseden falan çekinmez. Selam Hanım'a. Hiç Hasan'dan da korkmaz. Hasan bazen böyle hala zaman zaman işte boşanma falan filan gibi şeyler olurdu yıllar içinde. Tamam derdi, boşanmak mı istiyorsun? Önce karakola gidiyorum, sonra İsviçre'ye gidiyorum. Tamam tamam derdi, gider de ayağına kapanıyoruz. Yavşak. Pezevenk geliyor. Hasan Yeşil daha evinde bomba yakalatıyor. Bunu biraz üstü kapalı anlatacağım. Hasan Yeşil daha birileri... İşte o zamanlar Asala diye bir örgüt var. Bizim işte büyükelçilerimizi, ateşelerimizi falan ötürüyor yurt dışında. Devlet de bunları bitirmek için bir karar alıyor. İşte yurt dışında yaşayan birileri kullanmak istiyor falan. Hasan'a da işte birileri bomba getiriyor. Hasan Yeşil'de bombayı yakalatıyor. Hasan Yeşil'de bombayı yakalatıyor. Aslında bence Hasan Yeşil'i tanıdığım için kesinlikle bombayı yakalatmamıştır. O orada vatandaşlık almak için gitmiştir, kendisi ismi etmiştir. Böyle karaktersiz bir adam bu. Onların çünkü mantığı çok farklı çalışır, anlayamazsınız. Neyse, bombayı yakalatıyor diyelim. Bilmiyoruz çünkü orası. Gidiyor, ne olmuş, ne bitmiş, kim getirmiş, kim götürmüş, vatanını satıyor, davasını satıyor. 3 ay bir yerde tutuyorlar bunu, cezaevine de atmıyorlar. Hop, oturum alıyor. Ha, bunlar böyle dedi. Şimdi... Zeki Yeşildağ gelince, Zeki Yeşildağ 1989 yılında anlattım az önce, daha fazla dayanamıyor, bankaları dolandırıyor. Beni nasıl dolandırıyor? Küçük bir kız, İsviçreli bir kıza, tamam genç bir kıza diyelim, küçük demeyelim, genç bir kıza evlenme vaat ediyor, evlenelim diyor, nişanlanıyorlar falan işte. Kız evlenme hayalleri kurarken kızı kefil yapıyor. Bankaları
dolandırıyor işte. Alabildiği kadar tüketici kredisi alıyor. İşte kredi kartlarının nakitlerini çekiyorlar. Kendisininkini, kızınkini. Bir sürü elbise alıyor. Çok şık elbise alıyor. Böyle markalar falan. Tabii Hugo Boss falan geldi böyle Türkiye'de. Oradan dolandırmış. Türkiye'ye kaçıyor. Kızı cezaevine atıyorlar. Kız intihar ediyor. Ölmüyor falan işte neyse. Sonra Zeki'yi arama çıkarıyorlar falan. O da böyle karaktersiz bir adam. Böyle yengesini dövüyor. Daha ne olur yani. Şimdi bu Hasan Yeşildağ'a sorsam, tamam mı? Kendini öyle bir gösteriyor ki. Fabrikada işçi. O fabrikadan emekli oldu yani. Zürih'teki Tony süt fabrikasında çalıştı. Ya vasıfsız işçi. Onlar ikisi başta kamyon şoförüydü. Hasan sonra içeride başladı çalışmaya falan. Biz Asala'yı bitirdik. Ben derin devletim. Hani James Bond'a getiriyor falan filan. Ulan ben James Bond'un aşağılık olan bütün filmlerini seyrettim. James Bond yani hırsızlık yapmıyor, kadınları dolandırmıyor. Yani bir şey çalmıyor, torbacılık yapmıyor. Senden olsa olsa ne olur? Austin Power olur ama onun bile bir karizması var. Bir de hani böyle derin adamsınız, James Bond'sınız falan filan bir sürü banka var. Banka soydunuz lan bari. Bari banka soysaydınız. Değil mi? Ben bile 15 yaşında elime bir silah buldum Kırıkkale. Silahlı soygun yaptım. Ha bunu ben övünmek için söylemiyorum. Yaptım, doğru. 6 yılda cezasını yattım. Tamam mı? İşte filmlerden etkilendim. Oradan bir de replik öğrenmişim. Eller yukarı bu bir soygundur. Giriyorum işte silah böyle çok da zor giriyorum. Ciddi olsa böyle silah böyle şak şak yapıyorum falan. Eller yukarı bu bir soygundur falan. Hatta bir kez de şöyle komik bir olay oldu. Eller yukarı. Ne yapıyorum? İşte bakkal, fırın. Çünkü biz fırıncıyız. Fırınlarda para nasıl işte akşamlar sayılıyor falan biliyorum falan işte. Açık böyle mezeci mezeci varsa işte. Bir ay ben böyle bir şey hatalar yaptım. 6 sene yattım. Şimdi beni bundan dolayı da yeniden yargıladılar. İnfazımı yaktılar. Anlatacağım onu da. Anlattım yani. İnfazımı yaktılar. Tamam. Böyle ortada kaldım. Adam dedim ki bu bir soygun. Eller yukarı bu bir soygundur. Paraları ver. Adam elini indirdi. Ellerini kaldır dedim. Adam dedi ki nasıl vereceğim parayı dedi. Ha o zaman indir dedim falan. Çocuğum ya. Çocuğum diye yani bunu kimse suç işledim, bedel ödedim yani onun çocuğumuz yok işte TCK'da ne yazıyorsa karşılığında işledim. Ama yani böyle bunlara bakıyorum, hırsızlık yapmışlar, dolandırıcılık yapmışlar, gece kovboyu takılmışlar. Yani, bir de kendilerini biz James Bond'uz, biz derin devletiyiz işte, biz bu ülke için neler yaptık. Ne yaptın lan vatanını sattın sen, şerefsiz aşağılık adam. Bunu bütün ülke camiye biliyor musunuz? Devlette de kayıtları var bunun. Devam edelim. Zeki Yeşildağ, Hasan Yeşildağ'ın Türkiye'de yaptıklarına da bakıyorum. Anlatmıştım. İlk iş para için çocuk kaçırdık. Ben de bunu bulmuş işte. 94 yılında. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Ulus Parkı'nı aldık biz. Ben işte oradayım. Henüz otoparkta bir tane işte bir para kazan bir şey var işte. Tost kasıyoruz. 3 çeşit tost işte. Kaşarlı, karışık işte. Sucuklu, kola, ayran, çay, başka da bir şeyimiz yok yani menümüz o kadar. Bir beyefendi geliyor, işte Eskasa Mercedes'e geliyor, çay diyor, sohbet ediyoruz. Çok değerli de bir adam yani, düzce diyor. Çok şık giyiniyor falan, böyle tek önce falan giyiyor falan, sohbet ediyoruz falan. Çay ücreti almıyoruz sohbet ettiğimiz için falan, adam tabii ısrar ediyor falan. Yok, biz de sohbetten faydalanıyoruz yani, rahatsız ben sohbet ediyorum, faydalanıyorum falan filan. Bir gün Hasan Yeşil'e denk geldi. Kim bu ya dedi falan. Dedim ya işte Faruk Yalçın diye bir adam varmış dedim. Ona dedim işte kızı okuyor burada Ulus'ta. Onu getiriyor falan. Ben, ha öyle mi dedi falan. Bu Ersin geldi dedi ki ya dedi Faruk Yalçın çok zenginmiş dedi ya. NATO müteahhitiymiş dedi. Yolda batıl oturmuş falan filan. Biz dedi bunun kızı kaçalım dedi. Sen de bunun bilgilerini al dedi. Dedim ya kız ilkokula gidiyor ya. Yani ortaokula gidiyor ya şimdiki ilk öğretim. Ya ne fark eder dedi ya. Daha iyi dedi. Kız çocukluğuna severler dedi falan filan. Ben yani ne bilgi alacağım? İşte çıkıyor. Ak merkezi uğruyorlar. Oradan Kanlıca'da, Yalı'da oturuyorlar. Yalı'ya gidiyorlar yani. Dedim böyle böyleymiş. Tamam dedi biraz daha detaylı bilgi al dedi. Tamam mı? Biz bunu kaçıralım dedi falan filan. Okul bitti. Kız İsviçre'ye, liseye gitti. Kim bu kız? Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yeğeni Süreyya Yalçın.
Evet, çok medyatik bir hanımefendi. Ooo dedi Hasan, İsviçre gitti, kucağımıza düştü. Ben dedi onu dedi, alırım dedi. İşte dedi, sen dedi bilgileri öğren dedi. Beyefendi de beni sevdi. Geliyor, sohbet ediyor. Ali'cim nasıl? İyi abi falan işte bilmiyorum. Hatta Faruk Yalçın'ın hanımını getirdi yani. Gelmez yani. Çünkü o zaman orada plastik masalar var. Aşağıda işte sunset var, gideceksin oraya gider falan yani. Gelmez yani, anladın mı? Gideceği çok yerler var. Öyle onun geleceği bir yer değil o zamanlar. Her yerde giden bir şey. Ben seni anlattım diye falan. Adam bana kim ediyor? Ne oldu biliyor musunuz? O işi ben engelledim. Kendimi kahraman olmak için göstermek için söylemiyorum. Hakikaten engelledim yani. O iş olmadı. Sonra ne oldu? Fatih Erbakan'ın kaçırılma planı. Kim Fatih Erbakan? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı. Fatih Erbakan. Şu anda ittifakın ortağı. Yani şu an bunların ortağı. Şimdi Allah bilir televizyona falan filan da çıkarıyorsunuz onu. İşte biz bu Fatih Erbakan'ı kaçıracağız. Bu arada Zeki Yeşil de belediye meclis üyesi. Hangi partiden? Babasının partisinden. Refah Partisi'nden. Bak, şöyle düşünmeyin. Ya atıyorsun. Hayır hayır. O kaçırma planı zaten bende yapmıyor. Benden başka iki kişiyle yapıyor. Başkaları var. Tamam mı? Ben de muhtemelen işim yoktur da yokum. Yani ben yoktum demiyorum yani. Benden başka iki kişi yapıyor. O iki kişi yaşıyor şu anda. Bir tanesi korkar da birisi şahitlik yapar. Olmuyor tabii sonra. Refah Partisi'nin dolandırma işi. Bu işi Zeki getirdi. Refah Partisi meclis üyesi, belediye meclis üyesi Zeki partisini dolandıracak. Peki nasıl olacak? Refah Partisi'nin kapanma işi var. Dosya Anayasa Mahkemesi'nde. Benim de arkadaşım var. Mehmet Bumin. Tekstilci. Hala yaşıyor. Sorabilirsiniz. Sosyal hayattan arkadaşım işte. Beraber geziyoruz, tozuyoruz. Çocuklarım da yok işte. Dışarıya çıkıyoruz işte falan. Gece de takılıyoruz falan. Biraz falan. Ondan sonra. Bir gün öyle eğlenirken, işte bir şeyler yerken, içerken dedi ki benim abim dedi Anayasa Mahkemesi Başkanı oldu ha diyor. Ona göre diyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı yani o zamanlar geldi. Benim için çok bir şey ifade ne iş yapar onu bile bilmiyorum yani. Tamam mı? Çok. Yani bilmez yani. Gençler de bilmez yani Anayasa Mahkemesi. Şimdi gel ki insanlar biraz daha politik olduğu için bilir ama o zamanlar öyle değildi. Ben de Miral Afarası'nda şeye söyledim bunu. Hasan Yeşil'den söyledim. Dedim ki ya daha doğrusu Ümit Mümin arkada geliyor gidiyor falan Rus kafeye. Kim bu dedi? Dedim arkadaşım dedim gel seni tanıştırayım Mehmet Mümin. Benim dedi işte abisi dedim Anayasa Mahkemesi Başkanı olmuştu. Aa ne diyorsun ya dedi. Bizim dedi reisin dedi dosyası var ya dedi. Mehmet Mümin'e verilmemiz lazım. Hemen dedi onunla dedi. Sen topa gir dedi. Gel konuş dedi. Yok sen önce bir konuş dedi. Pardon. Tayyip Erdoğan'ın dosyası var. Siyaseten yasaklı. Anayasa Mahkemesi'nde dosya. Tamam mı? İşte siyaset yapabilecek mi, yapamayacak mı? Ona karar verecek falan filan. Bundan karar alırken Anayasa Mahkemesi'nin kardeşi Mehmet Mumin, benim arkadaşım çıkıyor. Aslında öz kardeş değil ama ya şöyle amcası ama yani beraber büyümüşler. Abi kardeş gibiler. Çok yakınlar yani. Öyle uzak bir amcalık yani ilişkisi yok. Ben de konuştum. Dedim ki böyle böyle bir durum var dedim ya. Dedi ki ya ben tanımam bir Tayyip Erdoğan. Ya sen ne dersin olur dedi falan. Ülkücü kendi. O zamanlar tabii daha böyle mesafeliler. Refah falan. Ya yok dedim kral adam ya dedim falan. Ya, tamam o zaman getir dedi. Ben dedi abim vereyim dedi. Tamam dedim. Getirdi Hasan Yeşil'a. Tayyip abinin dosyasını bana verdi. Ben de Mehmet Bumin'e verdim. Hatta hiç unutmuyorum. O iş yerinden geliyordu. Ali'cim ben Bursa girmeyeyim trafik var dedi. İşte Maslak'taki tam o İstinye Maslak ayrımının oradaki istasyon vardı. BP falan olması lazım. Otelin karşısında. Teknik üniversitenin orada. Orada buluştuk falan. Dosyayı orada verdim. Mehmet Bumin hayatta. O iyiliğinden dolayı da Tayyip abi onu nerede görse Mehmet'im derdi. Böyle boynuna sarılırdı. Adam sonra AK Parti'de olduktan sonra battı biliyor musunuz? Sattılar Mehmet Bumin'i yani. Tayyip abi vefalı adam. Şimdi Zeki Yeşiler bir iş getirdi. Dedi ki Refah'ın dedi kapanma şeyi var dedi. Şimdi bunu dedi biz dedi götürelim dedi Refah dedi. Tamam dedi biz başkandan kanal yaptık. Oradan dedi ben dedi 10 milyon dolar alırım dedi. Tamam dedi Mehmet Bumin'le konuşayım bakayım. Mehmet Bumin'le konuştum. Olur mu öyle şey dedi ya.
Yarın bir gün dedi yani benim abim dedi adı öyle şeye çıkar dedi. Yok kardeşim ben kabul etmiyorum şimdi saçmalamadın lan dedi ya. Kabul etmedi. Mehmet mi yaşıyor sonra. Yani o delikanlı adamdır. Doğru der. Doğruysa doğru der. Yalansa yalan der. Başka. Ali Müfit Gülsoran'ın kaçırılma planları. Yani bunların var ya örneğini dünyada bulamazsınız ha. Bu adamların örneğini dünyada bu olayların da bulamazsınız. Ali Müfit Gülsoran İstanbul Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı. Tayyip abiden sonra. Zeki Yeşil de aynı partiden onun belediye meclis üyesi. Peki dedi ki, dedi hırsız dedi, çok para çaldı dedi, evini biliyorum dedi. Başkanlıktan sonra dedi tamam mı? Alacağız bunu dedi, o paraları alacağız bunları dedi. Bu laf olsun diye söylemiyor ha, bunların işi bu, master'ı bu yani. Tamam mı? Düşünebiliyor musunuz? Belediye meclis üyesi kendi belediye başkanını kaçırdı. Halis Toprağ, torununun kaçırılma planı. Yaşar Baba var. Eski profesyonel topçu. İşte birincilikte yani şu anki Süper Lig'de top oynamış topçu. Sedat Peker'in en yakın dostu. Bu Hasan Yeşildağ'a gelince Sedat Peker buna çok sahip çıktı. Abi tabi araba lazım araba diyordu. Para lazım para veriyordu. Yaşar Baba'yı yanına koydu işte ülkücü bir abimizdir diye. Çünkü Hasan Yeşildağ kimseyi tanımıyor etmiyor falan. Yani Yaşar abinin de inanılmaz bir spor ve iş dünyasında çevresi var işte. Sürekli beraberler falan filan. Yaşar abi bir gün diyor ki ya diyor Yaşar diyor. Bu Halis Toprağ'ın ne torununu kaçıralım diyor. Yaşar abi dedi ki, ya Hasan abi, sen bizi yanlış tanımasın diyor ya. Biz diyor kimsenin diyor çocuğunun torununu kaçırmayız diyor. Bir işin varsa diyor Halis Toprağ'a getirelim diyor. Karakterisiz adam. Başkan abiler bunların işi. Bağımsız Türkiye Partisi eski genel başkanı rahmetli Haydar Baş'tan tehditle 10 milyon dolar istiyorlar. Yani bu konuyla ilgili aslında oğlu Hüseyin Baş bir televizyon konuşmasında bunu ima etti. Ama bu konuyu bilenler anlayacak şekilde ima etti. Hüseyin Baş söylesin yani Hüseyin Baş. İyi bir çocuk yani ben takip ediyorum. Güzel gidiyor. Biraz kilo versin. O başkana tavsiyem odur. Çok iyi gidiyor. Allah yolunu açık etsin. Hasan Yeşildağ'ın, Zeki Yeşildağ'ın mesleği bu işler. Master'ı bu işler. Esas yani. Ana mesleği bu. Şimdi ben bir şey konuştum. Bir şey söylemek istiyorum. Türk medyanın yöneticilerine, program yapanlarına, köşe yazarlarına. Şimdi biraz sonra okuyacağım ben tamam mı? Bu haberleri nasıl vereceksiniz? Çok merak ediyorum. Bakın çalışanlar hariç. Yani helal ekmeğin peşinde olanlar hariç, onlar her zaman saygıdeğerdir, kutsaldır yani. Onlar demiyorum yani. Şimdi yöneticiler falan filan, üst katı oluyor. Şimdi şöyle haberler nasıl var? Hızlıca okuyorum. Nasıl vereceksin mesela? Hırsızlar yakalandı. Dolandırıcılar yakalandı. Camiden ayakkabı çalanlar yakalandı. İşte kayak çalmış ya onlar. Torbacılar yakalandı. Çocuk kaçıranlar yakalandı. Kendi partisini dolandıran belediye meclis üyesi yakalandı. Kendi genel başkanlığını kaçıran meclis üyesi yakalandı. Kendi belediye başkanlığını kaçıran belediye meclis üyesi yakalandı. Böyle haberler belki dünyada yoktur da. Yani bir daha da olmaz. Kadın eşit haberleri. Nasıl vereceksiniz ya? Ya bunlar öyle şerefsiz ki bak. Bu kadar aşağılık adam ki. Tamam mı? Kızı kandırıyorlar. 50 bin frankını çalıyorlar. Sonra evlenmek mecburiyette kalıyor. Tamam mı? Kızın yaptığına bak. Onlara ev sahibi yapıyor, bark sahibi yapıyor, o sayede işe giriyor, kanal yapıyor, babası genel falan işe sokuyor. İki sene sonra ikisi beraber, yani Hasan duruyor ya, seyrediyor ya, karısını ya, namusunu ya, eşini, ya böyle bir aşağılık, ya böyle bir aşağılık sahne olamaz ya. Ağzını burnunu kırıyor, yerden yere vuruyor. Geleceğiz diyor, iki saat sonra yoksun, topla aşağıya git diyorlar ya. Sesini çıkarmıyor ya. Ya o da namuslu kız. Yani Erzincan'dan gelmişler, nereye gidecek yani? Ne yapacak? Kalıyor. Şimdi çocukları var, torunu da var. Devam edelim. Veya mesela şöyle bir şey nasıl vereceksiniz? Allah korusun. Tekrar Taksim'deki gibi bir bomba patladı. O bombacıyı nasıl lanet edeceksiniz? Sizin patronlarınız ya. Ya bu kayıtlarda var ya. Mahkemelerde kayıtlarda var. İşte bombacımdan Hasan çok da gurur duyardı biliyor musunuz eskiden? Bomba uzmanıyım falan filan.
İşte şey var, kardeşine bomba yakalatan aşağılık terörist yakalandı. Nasıl diyeceksiniz? Ha? Ya senin patronun işte. İlkokul 5. sınıfa gidiyorsun ya. Aşağılık adamlara bak. Evet. Türk medyanın patronları işte bunlar. Yöneticiler. Bilginiz olsun. Bu haberleri verirken dikkat edin. Yani komik duruma düşersiniz ha. Şimdi Zeki Yeşildağ, Hasan Yeşildağ, tamam mı? Bu aşağılık, şerefsiz, aptal adamlar. Benim arkamdan atıyorlar, tutuyorlar, tamam mı? Ben sizin her şeyinizi biliyorum ya. Her yerinizden bok akıyor. Tutulacak yeriniz yok. Hiç düşünmüyor musunuz? Ulan bu da bundan söylerse biz ne yapacağız ya? Ha ben yaptım, doğru. Yaptım ya. Ben var ya çocuktum, yaptım, tamam mı? O Sirkeci'deki Sansaryan Han'da öyle çocuk şube moçuk şube yoktu eskiden. Çocuk mahkemeleri, çocuk karakolları falan yoktu. Gittim orada, bana işkencemi de yaptılar. Tamam mı? Orada ya acayip bir dünyaydı orası. Hani diyorlar ya burada Allah yok, peygamber işte izne, peygamber yok, Allah izne çıktı falan. Ben öyle yerse görmüyorum işte orası orasıydı. Orada en üst katta gaz cinayet masasında 3 gün yani işkence gördüm ben. Aslında bildiklerimi ilk gün söyledim. Yok diyorlar, senin daha var. Ya yok, yok öyle bir şey yok orada. Devam. Yok yok. Alt sayede yattım. Ha? Şimdi bana iftira atıyorlar arkamdan. Uyuşturucu kullanıyor. Ben hayatımda uyuşturucu kullanmadım. Kimin uyuşturucu içtiğini uyuşturucu içenler bilir, devlet de bilir. Ben yapım müsaitliydi yani. Uyuşturucu falan kullanmadım ya. Sevmiyorum ya, bu bir yaşam biçimi. Kumar oynuyorlar. Ya hayatımda 3 kere kazino açıkken kazinoya gittim. Tamam. Hayatımda 3 kere. Orada da yani çok böyle cazip bir ortam var. Sigara bedava, içki bedava, inanılmaz yemekler var böyle bedava. İşte 3 tane makine kolu çektim. 2 kere rulete şey bastım, diğer oyunları bilmem. Çünkü rulete basıyorsun, topu çeviriyorlar, geliyorsa alıyorsun yani. Bilmeye de gerek yok. Ama iyi bir şey değil aslında kumar. 3 kere. Hayatımda başka hiçbir kumarhaneye, birçok kumarhanesi insan tanırım, tamam mı? Yani nereden tanırım? İşte cezaevi arkadaşlarım, kumar işine girmişlerdi bak. Çay içmeye gitmedim ya. Orada mı mesela? Kimin ne oynadığını bütün herkes bilir. Ne kadar limitli oynar, devlet de bilir. Uyuşturucu içiyor. Ulan şerefsiz aşağılık adamlar. Ben tip 1 diyabetliyim. Her 3 ayda bir kan tahlili, idrar tahlili veriyorum. Devletin kayıtlarından çıkar öyle bir şey olsa. Gelin bakın. Yani bunlar atalım da fark etmez. Ya tutarsa. İnanan inansın. Başka bir şey atalım. Ona da bir kısmı inansın. Şimdi bir de bu pezevenk Hasan, bak anlattın değil mi yaptıklarını? Mesaj atmış eşime. Ne demişti? Önce çocukların öğrenecek babalarının kim olduğunu, sonra çocuklarının arkadaşları. Ya çok aşağılıksınız ya. Ulan çocuklarla kadınlarla uğraşıyorsunuz. Aşağılık adamlar. Dünyanın her yerinde geçerlidir. Çocuklarla kadınlara asla kullanılır. Dünyanın her yerinde geçerlidir ya. Şerefsiz, aşağılık adamlar. Aşağılık köpekler. Köpeklerden çok özür diliyorum. Pardon, yanlış oldu. Dünyadaki bütün köpeklerden özür diliyorum tekrar. Ha? Bunlara köpek dediğim için. Bunlar köpek mi diyor asla. Hayır, şerefsiz pezevenkler ya. Beni soranlar şöyle diyormuş şimdi. 7 yıl ceza ne yatırdılar? İnfazımı yaktılar. Şimdi aranıyorum. Eşime de Osman yolunsa giden falan filan. Hani nerede ya? Ya bilmiyoruz ya. Biz onu kovduk buradan. Ulan. Aşağılık adamlar. Siz beni nasıl kovarsınız oğlum? Kovabilir misiniz? Ha? Atma Hamidi'ye atma diye yalvarıyordunuz. Hatırlıyor musun? Şimdi anlattırmayın bana yani. Onun arkası biraz pis, tamam mı? Yalvarıyordunuz, şerefsizler. Aşağılık adamlar, desenize. Biz dünyanın en kalleş, en şerefsiz, en adi adamıyız. Kardeşimizi 7 yıl yatırdık. Çıktı. Pandemi çıktı, çıktı kardeşim. Hiç hesapta bir şey olmayan bir şey oldu. Tamam mı? Hakkını istedi. Ondan sonra biz de onun 40 sene önce, tamam mı? 40 sene önce suç işlediği, 6 yıl cezasını bitirdiği dosyaları buldurduk. Ne olacak? Değerli annenin çocuğu Faruk Asırgı emrinde.
hukuktaki bütün pis işlerin arkasındaki adam. Tamam mı? Bir tane savcı bulduk. O araştırdı, turaştırdı. Bursa'da bir savcı bulduk. Bütün dosyaları buldu. Tamam mı? Ellem ettik, kallem ettik. Ha senin infazın vardı, yaktık. Desenize. Ha? Utanmasalar diyecekler ki. Ya senin, hani hiçbir şey olmasa ne diyecekler biliyor musun? Gelecekler. Gel bakalım sen ya, Ali. İşte gönderecekler. Ne yaptın ya? Ne yapmışım? Senin vaatettiğinden kalan şeylerin var. Çok ayıp ya. Gel diyecekler ya. Atacaklar cezanı ya. Bunu da yaparlar ya. Hiçbir şey olmasa diyecekler ya. Sen vaatettiğinden suç işlemiyorsun oğlum ya. Bak Osmanlı'dan. Çok ayıp. Gel bakalım diyecekler. Yapar bunlar. Her türlü şey yapar. Bir de sırf bana yani öz kardeşlerine kazık atmak için yapıyorlar biliyor musun? Biz onu kovduk. Piyasada yokum. Atın tutun. Bakacağız. Bunların işi gücü yalan, dolan, iftira. Evet, yalan, dolan, iftira. Şimdi tutturmuşlar. LGBT, LGBT, LGBT. Ben size anlatayım LGBT'yi. Hasan Dağcı gay. Herkes biliyor. Bütün İstanbul biliyor, gece hayatı biliyor. Bodrum biliyor. Yazın Bodrum'da teknesinde takılıyor. Yalıkavak manevralar. Kim Hasan Dağcı? Tayyip abinin özel kalem müdürü. Büyükşehir Belediyesi'nde. Tayyip abi bilmiyor mu? Biliyor. Ailesi mi? Biliyor. Nereden biliyor? 1994'te özel kalem müdürü olmuştu. Aradan bir sene, iki sene geçiyor. Emine Hanım bunu bir tane hanımefendiyle evlendiriyor. Emine Hanım sever öyle şeyleri. Güzel de bir şey. Vesile oluyor falan işte. Gençler evlensinler falan filan. Evlendiriyor. Hanımefendi geliyor iki ay sonra diyor ki ya Emine Hanım diyor. Sen beni diyor bu bilmem neyle evlendirdin diyor. Bu adam diyor gelmiş diyor. Niye beni diyor yaktınız diyor falan filan. Bilmiyor musunuz diyor falan filan. Emine Hanım sus diyor. Tamam aile arası halledelim falan filan diyor. Ama iş akdini sonlandırmıyorlar. İşten çıkarmıyorlar. Tayyip adam biliyor. Erdoğan ailesi biliyor. Herkes biliyor. Ha şöyle de değil ya öyle TCT'li bir falan. Tayyip abinin oğlu gibidir yani. Biz de oturup kalkıyoruz. Hasan işte Yeşildağ'la, Zeki Yeşildağ'la, Mustafa Erdoğan'la ben de oturup kalkıyoruz. Ama iyi çocuktur Hasan bak. Kim onunla iş yaptıysa, Hasan şimdi bak iyi diyordur, hakkı değil mi? Cinsel tercih onu ilgilendirir. Harbiden iyi çocuktur yani. Kimse ondan ben kazık yedim demedi. Kim de iş yaptıysa parasını aldı, hakkını aldı yani. Hasan Naci. O da bir 85 milyon. Yakışıklı falan filan. Yani insanların cinsel tercihi hakikaten beni ilgilendirmiyor. Özel hayatta beni ilgilendirmiyor. Şimdi Hasan Naci bana şöyle bir şey söylüyor. Bir gün oturuyoruz. Dedi ki Ömer Çelik de gay biliyor musun? Dedi. Hangi Ömer Çelik ya? İşte o zaman danışman. Tabii. Dayı abi başbakan Ömer Çelik danışman. Şu anda AK Parti sözcüsü. Daha önce bakanlık yaptı. Ondan önce işte milletvekiliydi. Şöyle falan filan. Peki Hasan Dağcı buna niye bana söylüyor? Şunu ben tabii beni ilgilenmiyor. Ben kimseye de paylaşmadım. Hani ben bunu dağıtayım. Bunlar Hasan Yeşildağ, Zeki Yeşildağ, Hasan Dağcı, Mücahit Aslan'la Ömer Çelik'e acayip uyuzlar. Şimdi şöyle oluyor ilk partinin kuruluşunda. 2001 Haziran Temmuz aylarında tamam mı? Mayıs olabilir. İşte gazetelerde manşet çıktı. Tayyip Erdoğan siyasi hareketini Bursa'dan başlattı. Zeki Yeşildağ bir tarafta, Hasan Yeşildağ Hasan Dağcı bir tarafta işte falan. Aslında Zeki Yeşildağ ve Hasan Dağcı Ankara'ya gidecekti. Tayyip abi işte o zaman bir konutta oturuyor en üst katta. Altına da Zeki Yeşildağ dedi buraya geliyorsun dedi. Sen dedi burada oturacaksın dedi. Hasan da Ankara'ya gidecek. Fakat Zeki Yeşildağ Ankara'ya gitti. Anahtarı Mücahit Aslan'la Ömer Çelik vermedi. O da korkak gerizekalı. Çağır bir tane çilingiri açtırsana. Aptal adam. Yani sana kim demiş? Tayyip abi söylemiş. Gerisi hikaye. O da alamıyor. Kuyruğu kısıyor geri geliyor. Bunları Ankara'dan kesiyorlar.
Mücahit Aslan'la Ömer Çelik. Şimdi işte Mücahit Aslan'ın yerinde Zeki Yeşildağ olacaktı. Bütün büyük para tura işlerine bakacaktı falan filan. Öyle havalı havalı gezecekti falan. Zeki Sever öyle şeyleri. Hasan Dağcı da Ömer Çelik'in yerinde olacaktı. Veya işte daha üst görevlerde olacaktı falan filan. Bunu anlatmasının sebebine hani ulan ben ceza yatmış adamım. Laf taşıma taş taşı diye bir laf vardır yani. Laf taşımayacaksın yani. Bizim öyle şeylerimiz yok. Senelerce benim arkamdan konuştunuz. Ben bir şey değil, işime baktım gidiyorum. Benim kulağıma gelmiyor, geliyor. Ben işine gücünü adamım ya. Akşam oldu evindeyim. Benim öyle bir gayrimüşri hayatım yok, bir şeyim yok falan. Şimdi Tayyip abi ben sana bir şey söylemek istiyorum. Bak. Ona LGBT, buna LGBT. Değil mi? Bak. Ya partinin şu anki sözcüsü Ömer Çelik LGBT. Partinin sözcüsü Ömer Çelik LGBT. Bunu Ankara'da da bilen biliyor. O da gider bir barda açar şişesini içer. Hasan Dağcı gay barlara gider içer falan filan. Tamam mı? Böyle şeyler söyleme. Hem bir de Hasan Dağcı'yı oğlun gibi seviyorsun. Yani bir ton işler verdin ona. Değil mi? Yazın Bodrum Marina'da Yalıkavak'ta. Oo, kışın bebek etiler falan filan. Belen inşaatın sahibi. Neleri var neleri. Hatta Hasan Dağcı bir ara gay bar açmış Taksim'de ya. Bildiğin gay bar ya. Sonra kapattı. Evet Tayyip abi. Ona LGBT buna LGBT deme. Sonra zor durumda kalırsın. Bir de ayıp ya. Ayıp ya. Bırak herkes bu ülkenin insanı ya. Ya sen biraz kucaklayıcı ol ya. Herkesin cumhurbaşkanı ol ya. Herkes bir şey yani. Biri namaz kılar, öbürü dans eder, öbürü içki içer, öbürü zikir çeker. O LGBT olur, bu bilmem ne olur falan filan. Ya bunların hepsi bu ülkenin insanı ya. Ayıp Tayyip abi ya. Nedir ya? LGBT, o LGBT, bu LGBT. LGBT sağında solunda partinin sözcüsü ya. Gözün seveyim yani. Hoşçakalın.